katılmış oldu. Erken seçim için 24 Haziran tarihinin belirlenmesiyle birlikte tabii gözler İyi Parti'ye de çevrildi. İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışılıyordu. Akşener o soruya hazırız yanıtını verdi. Ama asıl merak edilen bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun ne diyeceği. İyi Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. 100 bin imzayla aday olacağım. Cumhurbaşkanlığına adayım dedi. Erken seçim kararının ardından ilk değerlendirmeyi böyle yaptı. İyi Parti seçime girebilecek mi, giremeyecek mi tartışmalarına da yanıt verdi. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, korkunun ecele faydasıyım. İyi Parti en seçime yönelik en hazırlıklı partidir. Teşkilatlarımız zinde, an itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Seçim kanununa göre seçime girecek partilerin en az 6 ay önceden kongrelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Zaten tartışma da buradan başladı. 1 Nisan'daki olağanüstü kongreyi gerekçe gösterenler İyi Parti seçime giremez dedi ama Akşener o iddiayı reddetti. 10 Aralık'ta birinci olağan kongremizi tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. Seçime girmemizin önünde bir engel yok dedi İYİ Parti lideri. Ama son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. 10 Aralık'taki kongremi yoksa 1 Nisan'da yapılan olağanüstü kongremi dikkate alınacak. Gözler şimdi YSK'da. İYİ Parti seçime katılabilecek mi sorusu az önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na da soruldu. YSK Başkanı Sadi Güven hangi partilerin seçime katılma hakkı olduğunu inceleme sonucunda karar verecek.